Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Memo söyledi. Bir telaş fırlayıp gitmişsin. Evet. Yalnız başına çıkman doğru değil. Öyle gerekiyordu Zeyno'na. Ya. O kadar gizliydi demek. Hayır. Gizli değil. Karakola gittim. Ne işin vardı karakolda? Sana ne? Reşon'un oğlunu müdafaa etmek sana mı düştü? Ya Reşon'un oğlu ya da bir başkası. Kim olduğu önemli değil. O adam suçsuz. Ve suçsuzluğunu kanıtlayan belgeleri göz göre göre yok mu saysaydım? Önce bize gelmen icap ederdi. Size gelsem bile o belgelerin hepsini yırtıp atardınız. Nereden biliyorsun? Ya suçsuz bir adamın eline silah tutuşturup da onu hapse yollayan siz değil miydiniz? Tören neyi icap ettirdiyse onu yaptık. O adam hak etmeyecektin Elif abla. Sen beni dinlemedin galiba Cemo. Ya babanın öcünü almak için gözünü kırpmadan vuracağın adam babanın dostu çıktı. Senin için bunun hiçbir anlamı yok mu? Kemal'le evlendim. Buraya da yeni bir hayat kurmaya geldim. Ve sizlerle kalmaya razı oldum çünkü sizleri sevdim. Ama yaptıklarınızı sevmiyorum ben. Adalet anlayışınızı da sevmiyorum. E sizin için doğmamış çocuk bile suçlu. Yeter ki karşı tarafta dünyaya gelsin. Anne. Hı, söyle bir tanem. Ne zaman gideceğiz buradan? Ya da gidecek miyiz? Ben de istiyorum. Neyi bekliyoruz? Bakacağız çaresine. Bakacağız. Dün gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Zira kalbini kırdım. O ceylan gözlerin soğuk bakar. O soğuk bakışın taş gibi oturur içime. Bana bak Elif kızım. Yüzüme bak. Hamurumuz böyle yoğrulmuş. Sevmemiz de sabırsız. Öfkemiz de. Hani önce ateş edip sonra nişan alırsın ya. İşte öyle. İyi de Zeyno ana, ya gidip yanlış hedefi vurursan? Üzülürsün. Kahrolursun. Kendini vurmuş gibi olursun. Sonra gider. Vurduğun kimse karşısında durur, bağışlasın diye gözün içine bakarsın. Ceylan gözlüm. Bağışladın mı Zeyno ananı? Sevgili seyirciler, şimdi aldığımız bir son dakika haberini veriyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylanıp kabul edilen yeni af yasası Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yeni af yasası resmi gazetenin yarınki sayısında yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak cezaevi savcılıklarına genelge göndermeye başladığı bildirildi. Oley! Amcam geliyor! Amcam! Amcam yaşasın! Amcam geliyor! Ne oluyor? Niye bağırışıyorsun? Amcam geliyor, amcam. İkazimiz daha olacak, ne mutlu. Amcam geliyor, amcam, amcam yaşasın. Şimdi televizyonda söylediler. Kızınız aydın. Sağ ol kızım, çok sevindim. Ben kooperatife gideceğim. İdari heyeti toplantısı var. Elif kızım, akşama bunu kutlayalım. Kutlayalım, tabii tabii. Sen bir git gel de. Tamam, hadi. Allah! İkram efendi. Buyurun başkanım. Nerede arkadaşlar? Bir Haşim Bey var toplantı salonunda. Haşim Bey. Buyurun başkanım. Nerede diğer üyeler? Henüz gelmediler efendim. Sebep? Bilmediğim bir şey mi var? Bir kahve içer misiniz başkanım? Hele önce şu ağzındaki baklayı çıkar da ondan sonra.
Vallahi bildiğim kadarıyla hastaneye gittiler efendim. Hastane mi? Reşva bugün taburcu oluyor da ondan efendim. Ya. İnsanoğlu garip efendim. Reşo vuruldu, öfkesinden korkuyorlar. Öyle mi? Galiba öyle efendim. İyi. Şimdi söyle bakalım kahvelere. İnşallah kahveci de hastaneye gitmediyse başkanım. Sağ olun, var olun. Beni yalnız bırakmadınız. Ben de sizi bırakmayacağım. Bu halime bakıp sevinenler varsa söyleyin onlara fazla sevinmesinler. Reşo Ağa kolay ölmez. Can yakmak nasılmış yakında hepsi görecek. Yürü Ökeş. Şimdi? Neyi ne yapacağız? Ağanı saldılar. O lanet kadın yüzünden. Ali Üsteğmen yok mu? O imansız başçavuş. Sırtlan gibiler vallahi. Kokuyu aldılar mı bırakmazlar. Aptallık etmezsen bir halt olmaz. Haline bak. Korkudan neredeyse altına kaçıracaksın. Elif abla, bana kızgınsın değil mi? Ne demin bekliyorsun Cema? Ya birini vurduğun için aferin mi diyeyim? Gelip boynuna mı sarılayım? Çocuklar benden kaçıyorlar. Alışık değiliz Cema. Biz buna alışık değiliz. Ben kötü biri değilim Elif abla. Sana kötüsün demedim. Kalbinin bir yanı cennet gibi. Ama öyle bir yanı var ki orası da cehennem. Evet, orası tıpkı bir cehennem. Zeyno ana? Bir terslik mi var? Toplantı kısa mı sürdü? Toplantı olmadı. Neden? Reşo'yu taburcu etmişler. Hepsi onu karşılamaya gitmiş. Millet gölgesinden korkuyor. İki yüzlü namussuzlar. Reşo rahat durmayacak Cemal. Adamlara söyle, gözlerini dört açsınlar. Fabrikaya da birkaç bekçi daha al. Herkes beni iyi dinlesin. Kemal'ın kardeşi Hakkı bugün yarın tahliye olacak. Benim kanımı yerde bırakmayacaksınız. Anladınız mı? Anladınız mı dedim? Anladık ağam, emin olun. Oğlum da beni anladı mı acaba? Öz oğlum. Canımdan, kanımdan gelme oğlum. Beni anladım. Seni duydum. Efer beni.
Gurbet yerim.